Fatma Hanım, bak çok acayip bir detay vereceğim size. Yani kuşkum doğru değil mi? Bak dur, ne detay vereceğim biliyor musun? Şimdi Edanur'un aşağıda cansız bedeni duruyor ya. Herkes bakıyor ya bu kaçıncı kattan düşmüştür falan diye. 15. kata bakıyorlar, Edanur'un atladığı yere. Işık kapalı, pencere kapalı. Aa. Bunu görenler söylüyor. Şimdi Edanur'un intihar ettiği o evde abi ve sevgilisi Sıla vardı ya, yurt kaçağı Sıla. Onlar ne dedi? Bizi polis uyandırdı. Biz görmedik dedi intihar falan. Biz görmedik dedi. Şimdi birisi yani abi acaba pencereyi mi kapattı, ışığı mı kapattı? Anladınız değil mi ne demek? Şimdi ben biraz önce... Herkes anladı mı? Fulya Hanım. Eve gidelim bir. Bir intihar ettiği eve gidelim. Verelim VTR'yi. Ekibimiz Edanur'un kendisini 15. kattan aşağı bıraktığı o eve gitti. 6 Ağustos 2021 tarihinde 18 yaşındaki Edanur Kaplan o gece yanında bulunan arkadaşlarının ifadelerine göre 30 Temmuz tarihinde 2 kişi tarafından uğradığı cinsel saldırının ardından arkadaşının evine kafa dağıtmaya gelmişti ve yanında bulunan arkadaşlarından bir tanesinin ifadesine göre 6 Ağustos tarihinde arkamda görmüş olduğunuz bölgede kafa dağıtmak için birlikte yemek yediler ve alkol aldılar. Burada müzik dinlediler, günlük sohbetlerini yaptılar ve herhangi bir sorun yaşamadılar. Ancak arkadaşlarından ikisi dinlenmek üzere odalarına çekildiğinde Edanur burada yalnız kaldı. Olay gecesi Edanur arkamda görmüş olduğunuz pencereden 15. kattan kendisini aşağıya attı. 30 Temmuz'dan itibaren aslında Edanur bu odada misafir olarak kalıyordu. Ancak o gece o salonda her ne yaşandıysa Edanur buraya geldi ve küçük bedenini bu camdan boşluğa bıraktı. Saat 2.30-3 civarında evin kapısı çalındı ve içeride bulunan arkadaşlar kapıyı açtılar. Kapıda polis ekipleri aşağıda cansız bir kadın bedeni olduğunu ve bu bedenin evlerinde misafir olan Edanur Kaplan'a ait olduğunu söylediler. Hemen koşarak bu odaya gelen arkadaşlar yatakta Edanur'u göremediler ve aşağıya baktıklarında ise artık her şey için çok geçti. Çünkü ekipler Edanur'un cansız bedenini adli tıp morguna götürmüşlerdi. Polis ekipleri hiç vakit kaybetmeden hemen Edanur'un odasına geldiler ve burada inceleme yapmaya başladılar. Edanur'un aşağıya atlamadan önce tutmuş olduğu pencere üzerinde parmak izi çalışması yaptılar. Yine aynı şekilde kalorifer peteğinde, yerlerde ve yatağının kenarlarında da inceleme gerçekleştirdiler. Yine o gece evde bulunan kız arkadaşının iddiasına göre yaşadığı çirkin saldırıyı hazmedemeyen Edanur Kaplan, odasında bulunan yatağında olaydan bir gece önce hüngür hüngür ağlamıştı ve Edanur'dan geriye ise yastığa sürülen rimel izi ve birkaç parça saç teli kaldı. Oda, ev buydu. Şöyle, Sıla, onu kim söylüyor biliyor musun? Hatta onu telefona alalım, o şahsı. Alalım. O sitede oturan bir kız söylüyor bunu. Diyor ki, onu ben şimdi telefona da alacağım. O kız diyor ki o sitede oturuyor. Biz diyor geldik, cenaze orada, kimse yok. Herkes bakıyor. Biz şüphelendik diyor. Çünkü diyor bu kişi diyor düşse 15. kattan düşer. Niye öyle diyor? Çünkü 15. kat sürekli müzik dinleyip, alem yapıp, işte hep ses yapan bir kattı. Dolayısıyla diyor düşmüşse diyor 15. kattan düşmüştür diyor. Sonra kız 15. kata... Kızcağız yerde tek, gelen giden yok ya. Pencere diyor kapalıydı, ışık da kapalıydı diyor. Ruhu mu geldi kapattı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.